Yarenle biz dosttan daha öteyiz. İki balık tutsam gölden, biri ona, biri bana, doymasa da hepsini yarene veririm. Balık avlarken yarenleriyle geldi, kayıma kondu. Ben de çıkan balıklardan ona ikram ettim. 5-10 tane yedi, karnını doyurdu. Biraz eğlenince gitti. 13 yıldan beri dostluğumuz devam ediyor. Bunun yuvası 200 metre ilerideydi. Geldi yuvasını Adem amcanın evinin yanına yaptı, bizim evin yanına böyle. Kahvede muhabbet ederken köy muhtarımız dedi ki, dayı dedi, bu leyleğe dedi bir isim takalım dedi. Aklıma da gelen şu oldu, yani yaren kelimesi hemen ilk an doğanda, çünkü anlamı yaren, arkadaş, dost. Ben o yaren olsun deyince içime böyle bir sıcaklık geldi, hoşuma gitti isim, tamam dedim, ismini yaren koymuş olduk. Onlar gittikten sonra 4-5 ay gözümüz yollarda kalıyor. Hadi Şubat gelsin, gelecek. Alıştık onlara. Onlarla beraber geçip burada yaşayıp gidiyoruz. Acaba gelir mi diye gerçekten ümitsiz zamanlarım oluyor. Yani bir ay heyecanla onu bekliyorum. Mart ayı geldiği zaman, yareni gördüğüm zaman dünyalar benim oluyor. Yaren'le biz arkadaş gibi olduk. Bahçeme iniyor. Hatta hemen hemen merdiven başıma geliyor. Ben de balıkları alıp onu doyuruyorum. Bir yaban hayvanıyla, bir göçmen kuşla, bir balıkçının dostluğu gerçekten yani mükemmel bir şey yani bu. Adem amca ve yaren leylek tüm ülkede özellikle ve Avrupa'da büyük ilgi uyandırıyor. 3 tane çocuğum var. O da artık bizim bir çocuğumuz gibi, evladımız gibi oldu. Çok memnunuz. Sabahleyin ben kayımı kakıyorum. Yaren leylek de yuvadan beni takip ediyor. Göle açıldığım zaman gelip kayağa konuyor. Gidiyoruz ağların başına. Ben balıkları temizlerken yaren de kayığın başında beni bekliyor. Yani ben ondan konuşuyorum, anlıyor mu anlamıyor mu bilmiyorum da. Kimseye anlatamadığım şeyleri yarene anlatabiliyorum. Çünkü yaren sırcıdır. Her yıl Mart'ın 10'unda 15'inde Afrika tarafından göç edip köyümüze geliyor. Ağustos'un sonuna kadar köyümüzde 6 ay kalıyor. O sürede yumurta yapıyor, yavru yapıyor, yavrularını büyütüyor. Ondan sonra yavrularını doğaya salıp tekrar kendileri Ağustos'un 28-29'unda terk ediyorlar köyümüzü. Bizim yani çocukluğumuzda bize söylenen eski annelerimiz, dinelerimiz, leyleklerin kutsal bir hayvan, mübarek bir hayvan olduklarını söylerdiler. Leyleklere gelince biz böyle çıkar, arma yerinde leylekler geldi diye alkışlar tutardık. Eski binalarımız vardı hep, saçak saçak. Evde olmasa bile ben, yani tahminimle 30-40-50 tane leyleğimiz vardı. Fakat sonradan, yıllar geçtikten sonra binalar yenilendi, yükseldi. Leylekler yuvaları bozulduğu için köyümüze fazla rağbet göstermediler.
Şu anda işte bir 10-15 tane leylemiz kaldı. Şimdi eskiden çok kış oluyordu. Maalesef iklimler değişti. Yağmur kar yağmadığı için suyumuz azaldı. Suların azalması demek leyleklerin, kuşların, bütün canlıların yani azalması demektir, yok olması demektir. Leylekler ve kuşlar bu köyümüze gelmese bu köyümüzün bir anlamı kalmaz. Yani köyde hayat kalmaz. Doğayı seven bir kişiyim, hayvanları seven bir kişiyim. Şehirden bana ev alacaklar, araba alacaklar, köyü bırakıp da şehre asla gitmem. Allah bana nasip etti yaren leylekten tanışmamı. Benim için çok güzel bir şey oldu. Bu dostluk Allah ne kadar ömür verirse o zamana kadar sürecek.